sevgili izleyiciler. Programda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Program konuğumuz, Afsür Rektörümüz, Doçent Doktor Sayın Nurullah Okumuş. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam 15 Temmuz dedik 2016 yılında bir darbe girişimiyle Türk halkının iradesine ve devlet gücüne zarar vermeye çalışan bir grubun millet iradesiyle karşılaştığını gördük. Bugün 7. yılını kutladığımız böyle bir günde neler söylemek istersiniz? Evet, öncelikle inşallah Rabbim bize böyle günleri, böyle acıları tekrar yaşatmasın amin, diyoruz. Amin. Bu hain darbe girişim sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, şehitlerimize rahmetle, minnetle anıyoruz. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Dediğim gibi bir daha 15 Temmuz'da yaşamamayı da Yüce Rabbim'den diliyorum. Amin, amin hocam. O süreçten bu yana geldiğimizde aslında milletin bölünmez bir bütünlüğü olduğu, isimleri aktarılacak olan bir Türk neslinin birbirine ve devletin olan sadakati ve bağlılığının da göstergesini devletmiş. Art niyetle girişilen bu darbe girişimi aslında milletin iradesinin belgesel belgelenmesiyle bir destana dönüşmesine vesile oldu. Yani aslında 15 Temmuz darbe girişimi birçok açıdan irdelenmesi gereken, değerlendirmesi gereken bir şey. Çünkü darbeler tarihine baktığınız zaman ya askeri darbeler olmuştur veya belli bir grubun, yani bu siyasi olabilir, ekonomik olabilir, başka nedenlerden dolayı olabilir, adı sanı belli bir grubun bir zümreye karşı girişimini görürüz. Ama burada hangi akla, hangi mantığa sığdırarak milletin, bu ülkenin kendi tankı, topu, tüfeğiyle silahlı olarak ama kendi milletine, belki de aşağıda bomba attığı yerde kendi kardeşi, akrabası da olabilirdi, hiç hedef gözetmeksizin silahsız, elinde sadece bayrağı, gözündeki imanı, vatan sevgisiyle karşı karşıya gelen bir darbe görüyoruz. Bu çok ilginç gerçekten. Yani devletin silahını kullanarak silahsız vatandaşa karşı sindirmeye, yıldırmaya, dolayısıyla devletin çeşitli kurumlarını ele geçirmeye çalışan bir grup görüyoruz. Bu gerçekten irdelenmesi gereken bir durum. Yaşananları tekrar tekrar anlatıyoruz, görüyoruz, duyuyoruz. Acı olayları görüyoruz, sevinçli olayları görüyoruz. Şehadete erenleri görüyoruz ve mutlu oluyoruz onlarla. Gazilerimizi görüyoruz ama bir şeye çok dikkat etmemiz gerekiyor. İnsanoğlunun en kötü hasletlerinden birisi unutmaktır. Unutkanlıktır. Çünkü bir süre sonra hafızanızdan kullanmadığınız şeyler silinmeye başlar. Bu doğal bir süreç. Yani ne yaparsanız yapın, eğer bir şeyi tekrar etmiyorsanız, kullanmıyorsanız hafızanızdan gider bir şekilde. O yüzden burada önemli olan noktalardan birisi bu olayı, çünkü buna benzer olaylar bizim ülkemizin tarihinde veya bir başka ülkenin tarihinde tekrar tekrar mutlaka yaşanacaktır. Darbe girişimleri olacaktır. Devleti ele geçirmeye çalışan, milletin elindeki varlıkları almaya çalışan, çalmaya çalışan gruplar olacaktır ve bunlar sinsi bir şekilde içimize girmeye çalışacaklardır. Bunlar olacak. O yüzden tekrar tekrar bunları hatırlatmak gerekiyor. Yani hafız olanlar bilir, ne kadar çok tekrar ederseniz hıfzınız o kadar taze kalır. Sürekli onu tekrar edersiniz. O yüzden bunu unutturmamamız lazım. İkinci nokta da o süreçte akıl bali olmayan, yaşı çok küçük olan, olayları ayırt edemeyecek, muhakeme edemeyecek bir genç neslimiz vardı, çocuklarımız vardı, bebeklerimiz vardı. 2 aylık, 3 aylık, 5 aylık, 3 yaşında. Bu süreç içerisinde darbeden sonra dünyaya gelen bir neslimiz de var, çocuklarımız var ve bunlar 7-8 onlu yaşlara geldiler. Bir süre sonra bunlar, eğer bu nesle bu olaylar doğru ve düzgün olarak anlatılmazsa, içeriği, gerekçeleri anlatılmazsa, 10-15 yıllık bir süre içerisinde aynı nasıl o insanlar o darbe girişiminde bulunan beyinleri bir anlamda artık silinmiş, hafızaları alınmış ve kendi talepleri, istekleri doğrusuna doldurmuş insanlar gibi çok rahatlıkla manipüle edecek bir neslimiz de olabilir. O yüzden unutmamak için tekrar tekrar bu olayları anlatmak, hatırlatmak ve yeni nesle de
doğru bir şekilde, düzgün bir şekilde gerekçeleriyle, nedenleriyle ve sonuçlarıyla bu darbeyi de anlatmak bizim en büyük görevlerimizden birisi. Yoksa biz bunları Rabbim'den diliyoruz ama biz tedbirimizi almazsak yine yaşarız. Yine yaşarız. Evet hocam, çok doğru söylüyorsunuz. Katılımınız için ben çok teşekkür ediyorum. Geç saat oldu, zamanınızı da çok almak istemiyorum. Allah bayrağımızı indirmesin, ezanımızı dindirmesin. Evet. Artık bu bizim sloganımız oldu. Devletimiz, milletimiz her daim var olsun. Milletimiz birbirine bu kardeş bağıyla, bu iman gücüyle de bu devleti kimse yıkamaz. İnancıyla da ben gelecek nesillerin, ki çocuklarımız en basit örneği, kendi çocuklarıma bunları aşılamaya çalışıyorum. Eminim ki bizler gibi insanlar bunları devam ettireceklerdir. Gelecek güzel bir nesille Türk milleti ilelebet paydar kalacaktır diyerek cümlemi sonlandırıyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ediyorum çok. Görüşmek üzere diyorum. Görüşürüz. Verdiğiniz bilgiler için çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler.